Kimse yok mu? Doktor! Ağrı mı var? Hah. Yok asker kardeş ya. İhtiyacım geldi de. Lavaboya mı gitsek? Acele etme, acele etme. İyi misin kardeş? Başım döndü, tansiyonu falan düştü herhalde. Otur istersen biraz. Yok. Yok sağ ol. Acele etme. İhtiyacın olursa da sesle. Bir el versen asker o. Sen teyze, nereye gideceksin? Odaya gidecektim. Hangi dükkanda onların göster bakayım. Şura abi. Damat mı sebep oldu dükkanın elden gitmesine, öyle duydum. He evet öyle diyorlar. Mahir ne dedi buna? Buyur. Duymadım, adım geçti galiba. Yeniden sor istersen. Biz arkadaşla sohbet ediyorduk. Biraz da benimle et. Yok, sana soracak bir şeyim yok. Gölge etme, başka ihsan istemez. Eyvallah. Bana bak. Ne maksatla burada olduğunu biliyorum. Emir kulusun diye sana çatmıyorum ama kaşınma. Paşa paşa çayını iç, sonra da mahalleyi terk et. Anlaşıldı, sana iyilik yaramıyor. Bırak lan. Lan lan onu konuşma, çarparım şimdi ha. Nerede gezeceğimi sana mı soracağım? Gel gel, gezdireceğim ben seni. Buyurun. Sayın başsavcım, girebilir miyim? Tabii tabii, buyurun hakim. Ben Nazif Kara dosyasıyla alakalı bir şey danışacaktım. Yargıtay'dan herhangi bir haber geldi mi kararın onaylanmasıyla alakalı? Yok, hayır. Henüz öyle bir karar yok. Lakin dosyanın görüşüldüğünü biliyorum. Bugün yarın neticeyi öğreniriz. Peki. Teşekkür ederim. Hadi İknur'um, ben böreği hazırlarken sen de kurabiyeleri yapıver. Yetişmeyecek yoksa hiçbiri. Yetişir, yetişir. Akşama daha çok var. Hepsini hallederiz annem. Salon camlarını sildik anne. Tozları da aldık. Sizin burada işiniz bitsin, burayı da temizleriz. Ondan sonra mutfağın yerlerini sileriz. Ha, tamam. Vitrinden misafir bardaklarını çıkar, suya tutuver hemen. İki ayağımız bir pabuca girmesin sonra kızım. Tamam anne. Ben de keki fırına atarım. Akşama sıcak sıcak getiririm. Ay sağ ol kızım. Sen uğraşmasan bir dolu şey var. Sabahtan beri sana bir sürü zahmet verdik zaten. Aşk olsun anne. El miyim ben? Songül benim de kardeşim sayılır. İnşallah düğününü de kınasını da beraberce yapmak nasip olsun. Amin kızım, amin. İnşallah, amin. İnşallah. Ha, bakalım bakayım. Hoş geldin baba. Hoş geldin. Hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl baba? Ben kalmam burada, al götür beni falan dedi mi? Yok kızım, aslanlar gibi girdi sınıfa, oturdu sırasına. Akşama da kendim gelirim, beni almaya gelme dedi. Şu damattan değil mi abi? En iyisinden. Evet, nişan için genelde onlardan veriyoruz. Ne diyorsun Kemalettin? Olur mu bu? Komiserim ne bileyim. 10 kere nişanlanmadım ki ben, olur herhalde. Tamam abi, biz bundan alalım. Hemen hazırlıyorum. Şimdi bir takı makı da takmak lazım değil mi? Nişan takısı adettendir tabii. Yine de sen bilirsin.
kolum. Çıkışmıyor ki. Düğünü alırım artık. Tabii zaten yüzük takacaksınız ya. Çikolatanın yanına da güzel bir çiçek alırsın. Süper olur bence. Ayıp olmasın? Yok yok olmaz. Mahir abiler öyle altına gümüşe ehemmiyet verecek insanlar değiller. İçin rahat olsun. Değiller değil mi? Değiller tabii ya. Buyurun. Buyur abi. Bereket versin. Buyurun. Sağ ol abi. Hayırlı işler. Size de hayırlı olsun. Eyvallah. Sağ ol güzel kızım. Akşam içeceğiz kahvemizi zaten. Peki, nasıl istersiniz? Hemen birazdan dükkana gideceğim. Tamam. Tek yaram senin bu yaşadıkların Zehra. Ama bitti artık. Ben yanındayım. Canını mı susadın? Nereden evde? Asıl o canını korusun benden. Eceli olacağım o köpeğin. Yalvarırım git. Adımımı atmam sensiz buradan. Kendi canını düşünmüyorsan beni düşün lütfen. Öleceğimi bilsem çıkmam bu bahçeden sensiz Zehra. Hilal. Geldim. Allah aşkına git. Bizim tepede. Oraya geleceğim ben, tamam mı? Beni seviyorsan git. Dışarısı serin. Sen sırtın yufka bahçedesin Nurum. Biraz hava alayım dedim. Emredersiniz.
Bir daha ne mahallemde, ne yakınlarımda adamlarından birini görmeyeyim. Böyle kibar davranmam haberin olsun. Haber alma özgürlüğünü kısıtlayamaz. Bu ilkeli gazete patronu ayaklarım bana sökmez. İnsanların ağzı aranarak haber yapılmaz. Teker teker gelecekseniz ve de sonu da sen karşıma çıkacaksan hemen başlayalım. Hadi, hadi. Beyler, beyler. Gelmeden kokun doldu havaya. Her şey geldi geçti. Ben yokken yaşadığım bütün acıları unutturacağım sana. Orhan. Korkma. Korkma, korkuyorsun yine, korkma. Bundan böyle hep yanındayım. Şimdi buradan el ele gideceğiz seninle. Yepyeni bir yerde bambaşka bir hayat kuracağız. Hadi sevdiğim. Hadi bir an evvel gidelim. Olmaz. Gelemem. Hiçbir yere gidemeyiz. Gideriz. Gideceğiz. Ben her şeyi halledeceğim. İnan bana, bu sefer yanına yaklaşamayacak o şerefsiz. Kılına bile dokunamayacak. Korkum o değil. Bir dur. Biraz konuşalım evvela. Dükkana mı? İşiniz çok belli. Ayak altında dolanmayayım ben. Akşama geç kalma olur mu? Gelirken de bir lavanta kolonyası mı alsam bilemedim ki. Bakarım Safiye'm. Kendini çok yorma olur mu? Bunlar tatlı telaşlar Nazif. Misafirlere rezil olmadan akşama atlatalım da o kâfi bana. Rezil ne demek Safiye'm? Sen ne eylersen o en güzelidir. Hadi, hoşça kal. Bir ihtiyaç olursa dükkana haber ver. Tamam. Songül, İknur neredesiniz? Sevdim seni. Gerçekten çok sevdim. Ailen de iyi insanlar. Baban tam anlattığın gibi. Kudretli, mert. Abin, kardeşlerin.
Hele annen. Hepsi çok iyi insanlar. Ama ben sadece bunları görmedim o evde. Yokluğu gördüm, yaşadım. İyi de yoksulluk utanılacak bir şey değil ki Zehra. Haklısın. Ama benim hayalini kurduğum hayat bu değil Orhan. Ben gençken gezip görmek istiyorum. Hesabını tutmadan yaşamak. Canımın istediğini yemek. Beğendiğimi giymek istiyorum. Haklısın. O zaman ben çalışır, uğraşır, didinir. Senin canın neyi çekiyorsa almak için elimden geleni yaparım. Benim arzularım için değilsen, bütün aileniz çalışsa da yetmez Orhan. Ben büyük hayatlar istiyorum. Herkesin gıptayla baktığı evlerde yaşamalıyım. Mahalledeki kızların sadece fotoğraflarda görebileceği yerlerde gezmeliyim. Yoksa neden yıllardır bu cefayı çekiyorum? Bunları sen mi söylüyorsun? Hani sadece sevilmek isteyen, küçük de olsa huzurlu bir yuva hayali kuran Zehra'ya ne oldu? Denedim. O küçücük evinizde mutlu olmaya çalıştım ama boğuldum. Yapamadım. Yapamam. Ben kararımı verdim. Biliyorum. Bazı şeylerden vazgeçeceğim. Ben senden geçtim Orhan. Sevdam uğruna sefalet çekeceğime, hayalimdeki hayat için yılanın karısı olacağım. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ben seni sevdim kızım. Senin için köprüleri yaktım ben. Sadece kendi canımı da değil, bütün ailemin canını ortaya koydum. Yapmasaydın, denedim dedim. Olmadı, anlamıyor musun? Anlamıyorum ya. Anlamıyorum, nasıl bu kadar çabuk değişebildiğini anlamıyorum. Ben hep böyleydim. Sen beni başka türlü görmek istedin. Ben de gönlün olsun diye öyle davrandım. Ama sıkıldım. Senin sevdan da, hayan da bana yetmez. Bitti. Anladın mı? Bir gün yine böyle düşeceksin sen. Ve etrafında kimse olmayacak. Ben orada olacağım. Ama el vermeyeceğim sana. Kolay gelsin evladım. Hoş geldin ustam. Çay demledim, koyayım mı? Yok sağ ol. Çok iş var mı bugün? Yok, siparişleri dün bitirdim ustam. Bugün de vitrin için yapayım dedim. İyi bakalım. İsabet olmuş. Bu akşam erken kapatacağız. Neden usta? Bir aksilik yok inşallah. Yok yavrum. Bilakis hayırlı bir iş var akşama. Benim ufak kızı Songül'ü istemeye gelecekler. Ya. Yüzükleri takacağız inşallah. Öyle mi? Hayırlı olsun ustam. Amin yavrum. Allah senin de mürüvvetini göstersin. Karşına kıymetini bilecek, başına taç yapacağın birini çıkarsın. İnşallah. Gelin. Mahir. Neden geldin? Arayacağım dedim ben. Anlatacaklarım var sana. E telefon etseydin. Şimdi daha çok dikkatleri üzerimize çekeriz. Pişkin pişkin davranıyoruz zannedilir.
umurumda değil Feride. Nasıl olsa yakında herkes öğrenecek. Yargıtay'dan haber var mı? Bu belirsizlik öldürür insanı. Biz bu haldeysek baban kim bilir nasıldır, aklından neler geçiyordur. Evlatları. Kendi derdini bıraktı. Songül'ün mutluluğunu inşa etmek için çalışıyor. Tutuklanmadan evvel kendi elleriyle kızını Yasin'e emanet etmek istiyor. Nişanlanıyorlar. Çok sevindim. Keşke hep böyle güzel haberler verebilsek birbirimize. Maalesef. Maalesef saadet bir göz kırpışı kadar kısa, hicran bir ömür kadar uzun bizim hayatımızda. Sen neden gelmiştin? Mahallede bir muhabir yakaladım. Elinde fotoğraf makinesi, beni soruşturuyor. Gittim adamı sahibine teslim ettim. Bence bizi takip ettiren de, o fotoğrafları çektiren de o. Kimmiş sahibi? O bu ne fark eder Mahir, olan oldu zaten artık. Fark eder Feride. Birileri düğmeye basıyor, her şey tepetaklak oluyor. Bu hesaplar sadece bizi ayırmak için değil. Ne için peki? Turgut içeride. Lakin ona yardım edenler dışarıda çalışmaya devam ediyorlar. Turgut yargılanırsa ucu onlara da gelebilir. Bu yüzden kaçırmaya çalıştılar. Bu adamlara ulaşamayız Mahir. Hem vaktimiz yok hem de derdimiz onlar değil. Babanı kurtarmalıyız. Yoksa kalemi kırılır. Hastaneden firar etmiştim. Dün akşamki yaralı değil mi bu? Aç kapıyı! Gardiyan efendi, aç kapıyı! Gardiyan efendi, kapıyı aç! Nerede olduğunu nasıl bilmezsiniz lan? Ben bu kızı size emanet etmedim mi? Abi çıkarken haber vermedi. Ya sen ne işe yarıyorsun ha? Uyuyor musun yoksa? Eve kim girdi, kim çıktı haberin yok lan! Ne oluyor haberden? İlahi güzelim. Neredesin sen? Çarşıya indim. İşimi erken bitirip eve geldim. Seni göreyim dedim. Baktım yoksun. Ben koyup gittin sandım. Aklım yerinden oynadı Nilay. Evleneceğiz dedin ya. Gelinlik bakmaya gittim ben de. Sana dünyanın bütün gelinlikleri feda olsun. Dile tüm arzu hallerini ayağına serdireyim. Yeter ki gözümün önünden uzaklaşma. Gel. Abi havadisi öğrendim. Değil mi? Kimmiş ipin ucundaki kelle? Yılanın en büyük hasmının abi. Lafı dolandırmadan söylesene oğlum. Bizim komiser. Namı diğer Kibrit Yasin abi. Harbi mi ulan? Aynen abi. Bizzat sordum, soruşturdum. Yusuf Ağa yılanın istirhamını dinlemiş. Şikayetini de haklı bulmuş. Şimdi herkes eli kulağında. Çıkacak hükmü bekliyormuş abi. Vay anam vay. Desene yakında şenlik var. Hoş geldiniz. Ne oldu Beyce Sultan? Ne bu surat? Tren sarstı değil mi? Ama Gebze treni günde tek. O yüzden sadece pulman bulabildim. Kompartıman kalmamış. Bu kadar apar topar olursa bulamazsın tabii. Anneciğim ne olur yapma böyle. Bak oğlunun mürüvvetini göreceksin. Biliyorum biraz ani karar verdik ama. Sen de çok seveceksin. Su gibidir Songül'ün. Güzel olmasına güzeldir de. Bu ne acele oğlum? İlk görüşmede yüzük mü takılırmış?
Önce bir tanışsaydık. Hiç duyulmuş şey mi? E tanışacaksınız işte. Dökme yüzünü anacığım, ne olursun. Annen haklı Yasin. Allah için kız iyi kalpli. Melek yüz. Sen hastanedeyken başından bir an bile ayrılmadı. Ben gördüm. Ama evlilik sadece iki kişi arasında değil ki be oğlum. Aileleri de bilmek lazım. Kim bu insanlar? Nasıl nam yapmışlar? Bunlar önemli. Duruşman var Mahir. Tamam. Ben de mahalleye dönerim. Bir haber gelirse ara, olur mu? Tabii ki. Olmadı arayacağım Yargıtay üyesini. Heyetle görüşüp görüşmediğini öğreniriz en azından. Beklemekten tükendik. Şu cübbeyi sonuna kadar hak eden yegane insansın. Ama seni sorguluyorlar ya. Gel de çileden çıkma. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Gökler ararken yerde buldum seni. Dükkanı aradım ama sana ulaşamadım. Ne oldu abi, bir sıkıntın mı var? Orhan dün gece yaralanmış. İyi mi şimdi? Merak etme, iyi iyi. Ama başka havadisler de var. Orhan bu sabah hastaneden kaçmış. Ah be çocuk. Yaşı aklını başına almış, hapishaneye geri dönmüş. Şimdi orada. Ben Nazif abilere haber vermedim bu yüzden. Ben gideyim Orhan'ı göreyim. Alakadar olduğun için sağ ol abi. Sen de sağ ol. Benim biraz işlerim var, sizi baba oğlu yalnız bırakayım. Otursana. Böyle iyi. Nedir mesele? Beni dün Yargıtay hakimi ziyaret etti. Öyle mi? Hakim Feride ile nişanımızı sordu. Hakikat mi, yalan mı diye. Sormakta haklı üstelik. Çünkü elinde Feride ile Mahir Kara'nın beraber olduğu fotoğraflar vardı. Resmen rezil oldum. Ne diyeceğimi bilemedim. Feryansım etmekte haklısın oğlum. Ama bazen neticeye ulaşmak için meşakkatli yollardan geçmek gerekir. Siz neden bahsediyorsunuz? İzzeti nefisim ayaklar altında benim. Siz Feride'yi eve getirmekten bahsetmiyor muydunuz? Şu olanlara bakın. Umarım bana makul bir açıklamanız vardır. Elbette var. Hatırlarsan sana bir planım olduğunu söylemiştim. Nazif Kara'nın beraat kararı onanmayacak. Davası yeniden görülecek ve kalem kırılacak. O Mahir denen kabadayı bozuntusu acısından yerle yeksan olurken Feride'ye birinin sahip çıkması gerekecek. Bilmem anlatabiliyor muyum? Geleyim mi? Tabii ablacığım, gel. Bunu mu giyeceksin akşama? Olmaz mı? Başkasına mı giyeyim abla?
Bu münasip gibi geldi bana ama. Olur olur, çok da güzel olur. Ay ne bileyim. Ay abla, her şey bana yanlış gibi geliyor. Bak önce saçımı sarayım dedim. Şimdi yıkasam mı acaba diyorum. Akşama da az kaldı. Ya abla, kapı çalacak, şimdi benim halime bak. Bu kadar telaş yapma ablacığım. Hiçbir şey yapmasan da çok güzelsin sen. Sahi mi? Sahi tabii ya. Desene sonunda muradınıza eriyorsunuz. Ay abla deme öyle. Düşününce bile çok heyecanlanıyorum. Ay abla, nasıl karşılarına çıkacağım ben? Ya kahve falan ikram edemem ki, ellerim titrer. Üstüne dökerim vallahi. Aman dökersen dök. Bu mutluluğun her anını yaşa. Her telaşın, her heyecanın keyfine var. Abla insanların üstüne kahve dökerim diyorum. Sen tadını çıkar diyorsun. Gel bir otur şöyle. Bu yaşadığın his, bu heyecan var ya. Bana o kadar yabancı ki. Ben Bülent'le evlenmeden iki kere gördüm onu. O da öyle yarım yamalak. Asıl heyecanı, mutluluğu Nazife hamile kaldığımda yaşadım ben. Bir de tabii kucağıma aldığım an. O yüzden kıymetini bil bu sevginin. İnan bana, herkese nasip olmuyor çünkü. İyi ki varsın abla. Çok seviyorum seni. Ben de seni. Deli kız. Ağlama ağlama, makyajım bozulacak. Orhan, aslanım, iyi misin? Yaran nasıl? Baktılar mı sana? Bu geçer abi. Kanaması durur, kabuğunu bağlar. Ama yüreğimdekini soruyorsan eğer... O hançer işte, o hep orada duracak. Yapma Orhan'ım. Ne yapıyorum ki abi? Neyi becerebiliyorum ki? Bir baksana bana. Ne en yakınımdakini tanıyabiliyorum... ...ne dostumu düşmanımı ayırabiliyorum. Elime attığım yerden musibet çıkıyor. Adımım hata. Tuttuğum kabahat. Niye bir kere de doğru olanı seçemiyorum ben abi? Hepsi geçecek Orhan'ım. Bunlar da geçecek. Zamanla. Sabırlı ol. Yok abi. Bunun dermanı zaman değil. Babam haklı. Benim adam olacağım falan yok. Adamsın sen. Aslan gibi adamsın hem de. Değilim abi. Ciğeri beş para etmez herifin tekiyim ben. Anasının babasının yüreğine yük. Hayırsızın tekiyim. Sevdiği kadını elinde tutamayacak kadar çulsuz. Basiretsiz bir adamım ben. Hiçim ben abi. Kocaman bir hiç. Gel bakalım Serdar, gel gel. Nedir havadisler? Vallahi sezginize nasıl hayret ettim anlatamam savcı bey. Aynen dediğiniz gibi olmuş. Biz hastanede yatıyor derken Orhan efendi jandarmaya ekip kaçmış. Allah kahretsin. Bir adama sahip olamadınız. Beceriksizler. Hemen sinirlenmeyin. Tamam. Adamı kaçırdık, doğru. Lakin az evvel kendi ayaklarıyla gelip teslim oldu yine. Nasıl? Şu anda burada mı? İyi ama niçin kaçtı? Ne yaptı? Neden geri döndü? Bir şey öğrenebildiniz mi? Henüz değil. Az evvel de Mahir geldi.
Abi kardeş görüşteler. Mahir de burada ha. Bana bak. Beni bir daha o pis adamla yüz yüze getirirsen. Olur mu hiç savcı bey? Mümkün değil. O bir hataydı. Lakin telafisi için gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Benim hafızam güçlüdür. Bana yapılan iyiliği de unutmam. Kötülüğü de. Hatta unutturmam. Bir arzunuz olursa seslenirsiniz. Güzel. Gabriel. Topla şunları. Sevdiğinin uğruna canını feda etmek herkesin harcı değil Orhan'ım. Sen kendini ateşe attın Zehra için. Onu korumak için kendini siper ettin. Ama o beni... Sevdamı ayağının altına alıp ezdi geçti abi. Hem de para için. O Zehra'nın ayıbı aslanım. Sen adamlığını ortaya koydun. O kıymetini bilemedi. Bunda senin bir kabahatin yok ki. Bilakis benim kabahatim. Aşkın sevdanın ederakçı olmadığını, paranın her şeyin üstünde olduğunu ben bir kadın sayesinde en güzel şekilde öğrendim abi. Orhan'ım böyle konuşma. Bu dört duvar arasında bununla yaşanmaz. Bu öfke yüreğini kemirir. Yer bitirir seni. Merak etme. Kimseye kızgın değilim. Hatta biliyor musun abi? Kırgın bile değilim. Bundan sonra benim tek hesabım kendimde. Hayatın kanunu meğer böyleymiş. İnsan bazı şeyleri dinleyerek öğrenemiyormuş abi. İlla yaşamak. Kanırta kanırta tecrübe etmek gerekiyormuş. Ben de kendi payıma düşeni yaşayıp... kendi rotamı çizecekmişim meğer. Görüş bitti. Babamlara selam et. Aleyküm selam. Beni merak etmesinler. İyi olacağım ben. Çok iyi. Bir şey ihtiyacın olursa haber et. Orhan. Diken üstündesiniz. Hayırdan bile şer çıkarıyorsunuz. Telaş yok. Biliyorsun bu gece Songül'üme görücü geliyor. Ben seni bize davet etmeye geldim. Bilmem ki münasip olur mu? Rahatsız etmeyeyim. Sadece isteme merasimi değil, ardından yüzük takacağız. Biliyorsun... hürriyetimin son günleri. Ben elimden geleni yapacağım. Ne olur karamsar olmayın. Karamsar değilim güzel kızım. Derdim dünya gözüyle bütün ailemi yan yana görmek. Yani bu gece sensiz olmaz Feride. Anne babam nerede? Ah bir bilsen Mahir'im, bir bilsen. Şu hale bak, görücüler geldi. Ben hala üstüm başımı düzeltemedim. Sen düzelt üstünü, ben alakadar olurum. Tamam. Telaş yapma, tamam mı? Tamam, tamam. Oğlum ne şaşkın şaşkın duruyorsun kapıda? Kenara çekil de gelinim içeri girsin.
Geliyorum hanım, geliyorum. Alayım hakim hanım. Sen nereden çıktın? Baban davet etti. Sen de ailedensin, bu mutlu günümüzde olacaksın dedi. Kibar Nazif ne inerse güzel iner işte. Buyurun Hakim Hanım. Teşekkür ederim. Şöyle koyayım. Hadi gel. Hayır, yapma bak öyle, herkes evde. Allah Allah, nişanlım değil misin? Gel sen gel. Baban özellikle tembihledi. Kimsenin bilmesini istemiyor. Mutlu olmak istiyor. Karısıyla bu gecenin tadını çıkarmak istiyor. Hakkı da. Biz de bir an bile olsun yüzümüzü düşürmeyelim Sevda. Bir geceliğine de olsa unutsun baba. Adliyedeki halimle geldim. Ayıp olmaz inşallah. Olmaz olmaz. Sen abi gözlerini ışıtırsın şimdi evimizi. Aa, hakime yengem gelmiş. Gel bakalım mektepli. Anne, çikolatayı aldık mı biz? E babanın elinde ya işte. Baktığımı görmüyorum ki ben. Haydi bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam Nuri. Gözümüz yollarda kaldı. Kusura kalma abi. Malum hükmü vermek, raconu kesmek uzun iş. Bilmem mi? Hadi bakalım ne karar çıktı? Nail babanın selamı var. Kibritin hesap tamam dedi. Ha şöyle. Şimdi muştuyu hak ettin ha Nuri. Gözün aydın abi. İşin günahı vebali kime yüklenecek? O belli oldu mu? Nail baba yamuk hepimize yapıldı. İpi de hep beraber çekeceğiz. Kibrit kim vurduya gidecek dedi. İyi. Geçsin de ister kime ister güme gitsin. Thank you.